Merhaba dedik ey Müslümanlar. Nasılsınız? Zaten özlemeseydiniz ben de gelmeyecektim. İyi ki özlediniz ben de geldim buraya. Öncelikle İskenderun dışından şeref veren teşkilat başkanlarımız, adını unuttuğumuz çok çok daha değerli insanlarımızın hepsine sizin adınıza hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. Değerli hemşehrilerim, İskenderun bizim için çok kıymetli bir yer. Ben 15 senemi verdim. Helal olsun. Ama demek ki biraz daha emek vermemiz gerektiğine inandık. Bunu nereden anladık? Bunu sizin şikayetlerinizden, sizin taleplerinizden anladık. Demek ki İskenderun'u bıraktığımız yerde kalmadı. Kalmadığı gibi bir adım da ileri gitmedi. Demek ki şimdi çıkıyorum ben, biliyorsunuz hep burada yaşıyorum, her gün sokaktayım. Temizliğe bakıyorum, disipline bakıyorum, şehrin düzenine bakıyorum, insanların yüzüne bakıyorum, mutlu mudur değil midir diye. Bir BD başkanı arkasında konuşulmaz. Bir BD başkanı konuşturmamalı arkasından. Neden? Çünkü belediye başkanı bu şehrin eminidir. Bütün bu memleketin namusunu, şerefini sırtında taşıyan insandır. Size söylenecek en ufak bir laf sizi oraya taşıyan insanlara döner. Bunu yapan bir belediye başkanı, kendisini oraya taşıyan o çok değerli oylarıyla geldiği hemşerilerine ihanet etmiş olur. Hangi belediye başkanı gelirse gelsin, dönemi bittiği zaman arkasından teşekkür etmeli ve yaptığı hizmetlerden dolayı da her görüldüğü yerde selamlanmalı. Bilmiyorum, bunu siz sokakta benden fazla gezdiniz, gördünüz. İşte istiyoruz ki itibarlı bir şehir, istiyoruz ki temiz bir şehir, istiyoruz ki hiçbir ırk ve mezhebe ait olmayan bütün insanların kucaklaştığı Türkiye'nin örnek ilçesi olmalı. Biz politikada hizmet için varız. Ne mezhep ayrımcılığı için varız, ne ırk ayrımcılığı için varız. Bunu kim yapıyorsa haindir, vatan hainidir. Benim 15 yıllık belediye başkanlığım döneminde hatırlarsanız en az oy aldığım mahallelere daha çok hizmet götürdüm. Çünkü her yer İskenderun. Biz sadece şu mahallenin, oy veren mahallenin belediye başkanı olmadık. Biz İskenderun'un belediye başkanı olduk. Dolayısıyla her karışı, her adımı bizden sorulurdu. Elbette herkesin değişik fikirleri olacak. Elbette herkesin farklı düşünceleri olacak. Ama tek değişmeyen bir şey vardır. Bunu kimse değiştiremez, değiştirmeye de gayret etmesin. Biz Atatürk'ün ilke ve inkılapları peşindeyiz. Atatürk, hayatta en çok korktuğum şey sahte Atatürkçülerden ve Atatürk düşmanlarından. Şimdi
Biz de doğru seninle gurur duyuyoruz. Biz de doğru seninle gurur duyuyoruz. Biz de doğru seninle gurur duyuyoruz. Ben de hemşehrim. Dili demiş. Bayrağına ne demiş? Neyin kavgasını yapıyoruz? Biz hepimiz bu milletin adını Türk, bayrağını Türk, dilini Türk kabul ettikten sonra aramızda ne farklı var? Alt kimlikler. Hadi oradan. Biz önümüze bakalım, ileriye gitmeye bakalım. Herkes alt kimliğinde kendisi sorumludur. Hiçbir alt kimlik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetemez. Farklılık isteyemez. Ayrıcalık isteyemez. Atatürk'ü koyduğu çizgiyle ancak ve ancak bütün misaki milli hudutlar içinde bu millet Türk milletidir. Ve hepimiz aynı ölçülerde, aynı sadakatle çalışmak ve dayanışmak mecburiyetindeyiz. Son zamanlarda alışılmış iki çeşit yemeğe. Bizim Mahmut Usta burada lokantacı. O aramızda en cimri lokantacıdır. O bile üç çeşit yemek ikram eder. Üç çeşit. Bize niye bastırıyorlar ille iki aday alternatif yok? Ne demek o? Hem kim bastırıyor? Belki İskenderun'u bilmeyen adamlar bu işi tayin ediyor. Niye bu İskenderun halkı kendisine hizmet edecek insanı bilmez mi? Efendim Vatan İttifakı, Cumhur İttifakı. Neymiş? Millet İttifakı. Ya gelin görün de İskenderun İttifakı'nı görün işte. Buradan ihlat etmişsiniz. Bizim için ülke çok önemlidir. Buna biz karar vereceğiz. Biz. Bizi ısmarlama adaylarla olmaz. Onlar da çok değerli. Onlar da bu memleketin evladı. Bir şey dediğimiz yok. Ama emek vereceksin. Bir de herkes kendi mesleğini yapacak. Bana deseniz ki bize ayakkabı yapabilir miyim? Ben hastayım desem sadece size bir aspirin veririm, başka bir şey yapamam. Ama bana belediyecilik dediği zaman Çöpçü başılığı da yaparım, lağım başılığı da yaparım, dert bir iş yaparım. Çünkü bu benim mesleğim, benim işim çünkü bu. Onun için onlar da saygıyla anıyoruz, onlara da başarılar diliyoruz. Ama ben onların da İskenderun'u sevdiklerine inanıyorum. Bir an gelecek, evet biz haksızlık ettik. Bu işi erbabına bırakmalıyız deyip belki de gelip bize teşekkür edecekler. Sana oy verecekler başkanım, sana. Bazıları Mete Başkan nerede? Biz oradayız. Mete Başkan nerede? Biz oradayız. Ben İskenderun'dayım. Ben 10 sene hiç bir yere gitmedim buradayım. Devamlı tapanıktayım tamamen. Hiç kopmayın. Şimdi diyorlar ki bazıları peste bu sosyal medya mı ne diyorsunuz? Mete Aslan birileri için aday oldu. Vay alçaklar vay. Ya Mete Aslan ömür boyu bir başkasına inanmadığı birisi için aday olur mu? Hayır. Hayatta Mete Aslan satıldı mı? Hayır. Mete Aslan'ı satın alabilecek sermaye var mı? Hayır. İşte sizin kafanızı karıştırmak, sizin kafanızı bulandırmak için diyorlar ki işte filan adına, yok işte bunu kazanması için aday oldu.
Yok işte buna hizmet için biz kendimiz için sizler için aday olduk. Allah bu canımızı almadığı müddetçe bu yoldan bizi hiç kimse çeviremez. Boşu boşuna havlamasınlar. Boşu boşuna da bu lafları sarf etmesinler. Bunları da bir daha duyarsam onlara çok ağır cevap vereceğimi buradan seslenmek istiyorum. Ben memleketimin fedaisiyim. Ben her şeyimi düşündüm, taşıdım. İnsanımı düşündüm. Şehrini, sokağını, caddesini, her tarafını. Kendi kendime ben kendimden lüzum gördüm. Ulan Mete Aslan dedim. Sen bu memlekette yaşıyorsun. Ayıp değil mi sana? Şimdi ben bunu diyeceğim. Siz de beni gece gündüz destekleyeceksiniz telefonlarla. Aday ol, aday ol. Ve ben size ihanet edeceğim. Bir başkasına çalışacağım. Var mı öyle bir şey? Olamaz. Deseler de inanır mısınız? Cenab-ı Allah inandığım gibi bu davanın sonu bizim zaferimiz, sizlerin zaferi olacak. İnşallah. Yeter ki hafife almayalım. Yeter ki işin ciddiyetini kavrayalım ve çalışalım.